İstiklal Marşı. Henüz 6 yaşında bir çocuktum. Bir cuma günü annemle yürüyorduk. Okul binasının önüne geldiğimizde çocukların koro halinde söyledikleri bir şarkı işittim. Annem şarkıyı işitir işitmez olduğu yerde durdu. Çevreme baktığımda herkesin annem gibi davrandığını gördüm. Ben, anne, neden durduk? Diyecek olduysam da annem konuşmama izin vermedi. İşaret parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yaptı. Sonra da fısıltıyı andıran bir sesle, bak, İstiklal Marşımız okunuyor, dedi. Bayrak töreni yapılırken konuşulmadan beklenir. Biraz sonra okul çocuklarının gür sesi arasında yüksek duvarların ardından ay yıldızlı al bayrağımızın yükseldiğini gördüm. Çocuk yaşımda ilk kez tanık olduğum bu manzara beni büyülemişti. Neden bu kadar insan annemin İstiklal Marşı dediği şarkıyı duyunca yerlerine çakılıp kalmıştı? Neden herkesin gözü bayrağı izliyordu? Ben bunları düşünürken İstiklal Marşı sona erdi. Bayrak da direğin tepesine kadar çıkmıştı. Ben aklımdan geçen soruları anneme sormaya hazırlanırken o kendiliğinden anlatmaya başladı. Bak yavrucuğum, dedi. İstiklal Marşı sıradan bir şarkı değildir. O bizim ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığını, insanlarımızın özgürlüğünü anlatan bir marştır. Ülkemizi düşman elinden kurtarıp da bağımsızlığa kavuşturan, bu uğurda canlarını ve kanlarını esirgemeyen şehitlerimizin durumunu dile getirir. Onun için her Türk çocuğu İstiklal Marşı'nı işittiği zaman yerinde durur ve onu saygıyla dinler. Bu ulusal bir borçtur. Peki ya bayrak? Diye sordum. Bayrağımız ülkemizin bağımsızlığını yansıtan bir semboldür. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızla gurur duyarız. Ona saygı göstermeyi kutsal bir görev biliriz. Okula gittiğin zaman sen de abilerin ve ablaların gibi bayrak törenine katılıp İstiklal Marşımızı okuyacaksın Burakcığım. Annem bunları anlatırken aklım bir şeye takılmıştı. Bayrağımız rengini şehitlerin kanından almış, ne demek? Annem gülümsedi. Bunu sana akşam yemekten sonra anlatırım, olmaz mı? Dedi. Olur. Diye başımı salladım ama iyice meraklanmıştım. Merak ettiğim bu soruyu akşam babama da sordum. O da bayrağımızın rengiyle üstündeki şekillerin anlamını açıkladı. Vatanı için çarpışan şehitlerin kanı üzerine yansıyan ay yıldızın hikayesini anlattı. Üzeyir Gündüz, Bayrağımı Seviyorum.